Sevgili arkadaşımız Dilan Gümüş, İHAD İzmir Şubesi Eş Başkanı sıfatıyla yaptığı basın açıklamaları, derneğe yapılan başvuruları alması, hak ihlalleri gözlem ve raporlama faaliyetleri, derneğe yapılan başvurularla ilgili hak ihlallerinin giderilmesi yönünde yürüttüğü işlemler ve ihadenin ilke ve kararları doğrultusunda yürütmüş olduğu çalışmalar, kısacası verdiği insan hakları mücadelesi nedeniyle yakın zamanda birçok kez polis takibine ve tacize maruz kalmıştır. Özel yaşamını sürdürdüğü alanlarda takip edilmekte, binmiş olduğu toplu taşıma aracına dahi kendisinin peşinden binilip araçtan indikten sonra önü kesilerek baskı ve tehdit uygulanmak istenmektedir. Zilan Gümüş'ün yaşamış olduğu bu polis tacizi, yürütmüş olduğu insan hakları mücadelesi ve dernek faaliyetleri nedeniyle gerçekleşmekte olup yaşatılan bu baskı ve tehdit aslında İHAD'nin bir bütün olarak insan hakları mücadelesi yürüten kadınları hedef göstermektedir. Toplumda insan haklarına yönelik farkındalığın ve saygının arttırılması amacıyla açık oturumlar, konferanslar, seminerler, paneller ve sempozyumlar gerçekleştirilmiş, kuruluşundan bugüne çeşitli dönemlerde genel af, ölüm cezası, savaş karşıtlığı, barış, devlet güvenlik mahkemeleri, düşünce ve ifade özgürlüğü, gözaltında zorla kaybetmeler, yargısız infaz, faili meçhul cinayetler, işkence ve diğer kötü muamele, hapishanelerin kapatılma alanları, çalışma yaşamı, kadın hakları, LGBTİ artı hakları gibi konularda ülke çapında farkındalığı arttırıcı ve ihlalleri önleyici çalışmalar yürütmüştür. İnsan hakları savunucularına karşı gerçekleştirilen taciz, baskı ve ajanlaştırma politikalarıyla Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları devlet tarafından yok sayılmakta, yargı reformu ve insan hakları eylem planları göstermelik olmaktan öteye gidememektedir. İnsan hakları mücadelesi yürüten kadınların yaşamış olduğu polis tacizleri, idari ve yargısal tacizler, insan hakları savunuculuğu faaliyetlerini kriminalize edilmesi, insan hakları faaliyetlerinin sınırlandırılmak istenmesi anlamına gelmektedir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde de belirtildiği gibi insan hakları evrenseldir ve herkes içindir. Biz insan hakları savunucuları geçmişten bu yana her durum ve şartta her türlü hak ihlali karşısında mücadele ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Şöyle ki bir kadın olmam, Kürt olmam, insan hakları savunucusu olmam, bu alanda mücadele eden bir insan olmam, erkek egemen sistemin dayattıklarına baş kaldıran bir kişi olmam nedeniyle bu bir yıllık görev sürem içerisinde birçok kez takip edildim, birçok kez hak savunuculuğu yapmam engellendi. Bizler bu yapılan takipleri, engellemeleri şahsıma yapılmış olarak ele almıyoruz. Bu yapılan takipler, engellemeler, tacizler, hak savunuculuğu yapan tüm kadınlara yapılmak isteniyor, tüm kadınlara yapılıyor.